ezilib ketdingiz ha? O'zi ezilib kelganda battar ezildi. Keling, yaxshilikdan gaplashamiz. Bir haftaning ichida to'yimiz bo'lgan. Qanaqaligini ham bilmaganman, surishtirmaganmiz. Buni o'zingiz olib kelib yedirganingiz qatta-yu, ozgina pul berib yuborganingiz qatta ular do'konma-do'kon yugurib yurgani. Bordim, yalinlar bordim eshigigacha. Lekin qabul qilmadi. Solgan aylantirib, ber, nimalar qilmagan endi? Kelishmovchilik oilaga futur yetgandan keyin ana shunday ahvolga tushibdi. Sizniki o'xshamabdi, uniki o'xshamabdi. Bu oila uchun fojia-da. Eng yaqin do'sting ham, eng yaqin dushmaning ham bu ering derdilar. Shunday. To'g'ri. Nima uchun? Oilaga kelishmovchilik sabablari juda og'irda buni aytishga. Madina yaxshigina qovurib olingan qiz. Ha, shundoq qovurilgan. Men ota-onam shunday aldanib qolganda, qanday nima ishonchiga kirganda? Oldindan gaplashilgan plan ekan bu masalan. Aldov bilan barib boshlangan oilani oxir yaxshi bo'lmaydi. Uchinchi shaxs aralashuvi sababli ajrashganman. Qaynanami? Bitta qaynanani ko'ngil ololmadingizmi? Shuni qaynatam, shuni chaqirdimdan, shuni berib yubordim. Farzandlarim ham xotinim ham. Balki o'zingiz shu xiyonatni birinchi boshlagandirsiz. Xiyonatni boshlaganda men aytardim opajon. Erkak kishini hozir ko'pchilikda bir xil kasallik paydo bo'lib qoldi-da. Uni doktorini topa olmayapmiz faqat. 6 oydan keyin oxiri sutlashib oldim. Assalomu alaykum azizlar. Siz birovga nimani tilasangiz, albatta o'sha narsa o'zingizga qaytar ekan. Biz esa sizga faqat yaxshiliklar va albatta baxt va saodatlarni ilinamiz. Yor-yor dasturi o'z faoliyatini boshlaydi. Assalomu alaykum mehribonlar, bormisiz, omonmisiz? Assalomu alaykum aziz do'stlar va aziz muxlislar. Ha azizlar, xuddi mana shunday xush kayfiyatda biz bugungi dasturimizni boshlaymiz. Biz esa dastur avvalida hamkorlarimizni mamnuniyat bilan eslatib o'tamiz. Demak, har galgidek Modo konsept mebellar uyiga, liboslar uchun esa Iroda xonimga, volidamga minnatdorchilik bildiramiz va albatta ko'rinish uchun esa Zotva telekanali stilisti Zuhra xonim Toshovaga ham o'z navbatida tashakkur aytamiz va dasturimizni boshlaymiz. Marhamat, Bekzodbek Ernazarovni chaqiramiz. Kuyovlikka nomzodimiz 35 yoshda ekanlar, Jizzax viloyatidan kelibdilar. Bekzod Ernazarov 35 yoshda Jizzax viloyatida dunyoga kelgan. Hozirgi kunda xususiy ishlab chiqarish korxonasida faoliyat yuritadi. Ishtirokchimizning so'zlariga ko'ra, oilaviy kelishmovchiliklar sabab ayoli bilan ajrashgan. 2 nafar farzandi bor. Ular hozirda sobiq ayoli bilan birga yashaydi. Menga mukammal inson kerak emas, shunchaki sodiq inson yetarli degan so'zlarni hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak ayoli uni tushunadigan, to'g'ri so'z inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Bekzod, yaxshimisiz? Jizzax viloyatini? Do'stlik tumanidan. Do'stlikdan keldingizmi? Bekzodjon, sexda ishlayman deb siz bitta. Sexda ishlayman. Qaysi sexda, nima ish qilasiz? Men bu Zangiota tumani, Nazarbek garaj. Jizzaxdan kelib, Toshkent viloyatida yashaysiz. Shu yerda yashab ishlayapman hozir. Ha. Ishlaydigan joyingizda yashaysiz. Shu yerda yashab ishlayman. Erkak kishini hozir ko'pchilikda bir xil kasallik paydo bo'lib qoldi-da. Uni doktorini topa olmayapmiz. Shu ko'pchilik ajrashdim deydi. Qanaqa kasallik bu? Men ajrashmasdim ham. O'zi asli kelishmovchilik sabablari, oilaga kelishmovchilik sabablari juda og'irda buni aytishgan. Men hozir ham borku, shunday men kechirdim deb turib aytyapman-da hozirgacha. Xotinimda shunchaki kurakda turmaydigan ishlar bo'lsa ham kechirdim deb turib. Haligacha shu bola bormi bizachun? Ikkita farzandim bor. Gulday farzand. Xudodan so'ragan farzandlar bor ikkita. O'g'ilmi qizmi? Kattasi qiz kishidan so'g'il. Necha yil birga yashadingiz? 9 yil birga yashadik. 9 yil birga yashadingiz. Bola 8ga kirdim? 7ga kirdi. Kattasi 7da, kichkinasi 7 yosh. Bu yil maktabga beraman. Qancha bo'ldi ajrashish birga yashadik? 5-yil. 2021 yil 10 avgust kuni. 3 yil bo'pti-da. 2 yil tugayapti. 5 yanvar kuni oxiri majbur bo'ldim ajrimga qog'oz chiqarib. Hech narsani ham ular hammasini qaring. O'sha ikkita bola ayoliz bilan birga yashaydi-da. Shuni olib ketib qo'ygan. Kelishmovchilik bo'ldi, o'zi xiyonat bo'ldi, shuning uchun berdi. Ya, xiyonatni u kimdan bo'ldi xiyonat? Sizdanmi, oilangizdanmi? Xotinimdan bo'ldi. Ana, endi siz shunaqa isbotlaringiz bormi shu oilaga bo'lganiga? Sifatlarım. Yok, koşundan eşitip, ya bir durum koşundan eşitken ben yapmam. Şu Jizzax viloyatiga, Allah razı olsun gibi bağırıp yaşadım hem şu hatunu tüfeyle. Ha, toxtab turing. Demek siz G'allaoroldan o'ylangansiz? Yok, Jizzax, Do'stlik tumanidan o'ylandim. Xo'p, Do'stlik tumanidan o'ylandingiz, G'allaorollik xotiningiz? Yok. Ha. Telefonda tanışıp,
Kiyim ben şu arkasından üyücüye bulamam deyip durun. Şimdi ben başımda kayıga basa vurdum da. Önce üyücüye buluşken şimdi mecbur oldum ki vallarımı üyücüye kılamam deyip kayıga basa tırmaşıp tıraşıp hareket kıldım. Şu üyücüye 25 milyonun üyücüye var dedi. 25 milyonun üyücüye kayırda var. Hmm. 25 milyonun üyücüye yok. Önce 2 yıl aldı, 21. yıl. Aha. Kettim ki yine. Hatta şu yerde üyücüye var dedi. Şimdi yapacağımız deyip bağırdım önce. 15 günden ki yine. Ben bir insan çakırdı da. Vop dedim, köçüp vardım ailemin. Atanam karşı buldu, balam. Dostlukta yaşayıp sen. Pullu verdiyiz. He, 10 milyon son pullu verip koygandım. Ne makıldı ki? 6 aydan ki, ahırı sütlaşıp aldım. Pullu 6 aydan ki. Atanam ben ucu, poğumlu, gap söz, amma nersa ucu sürdüler geçip şlavgandım ki. Ayolizmden yaşadı değil mi? Uşu böyle ha? Bu aldığından... Ben de düşünürlüyüm. Aldığından gaplaşılgen plan eken bu. Rica. Reca kılınken eken de, onun ailesi böyle çakası var mı ya? Ucu... Bredi eken mi? Ailesine ayı çiçeği tılarız. 15 ailenin ucu bızı verken insan eken. Ben aldanıp şunun koluna düşüp aldım. Siz bu işle bu gaple bugünden ki hatırınızla bırakmadı gaplaştınız mı? Keçe yakın geçeceğim. Fakat aliment onu okuladı. Fakat ahir alimentki sihke kirdim. Ben şu ballarımı ucuya kıveriş için ahir sihke kirdimden 500 bin bulamış, 600 bin bulamış, şu tölü ödüküp, paganıga. Şu ballarım için şarkı veremem deyip, şu sehke kırdım. Hazır atınız o şey insan bilen yaşaydı mı? Yok dostu, yaşamaydı o. Ya, yaşamasa, hazır bana keçirdim duasız. Hatınız belki ayıbını düşünürsünüz bundan yaşar. Keçirdim duasız, keçiremen duasız. Ne dedi endi hatınız, yol duvattı mı? Bağırdım, yalınlıklar bağırdım, eşeği geçe. Lekin... Kabul kılma. Siz hatınız kaçsam kabul kılman deyapsız. Lekin hatınız yok deyaptı da, inkar kılıyaptı da. Bekzat. Biyetimge saladı şu polunu kıyan işlerin hemmesini deyaptı. Dip oyla vattı. Oyla yaptı. Fakat ha, şu. Samimen de seyzem oylaydı. Oyla yaptı. Hiç onu oylayıp gördünüz mü? Bana siz oylayızı kayta tıklaş için tırışı yapsız. Lekin ayoliyiz, farzantlarıyız bunun nasıge karşı. Belkim uzizden nimadır ayıp var mı tan olas mı hatayız? Nima ayıbiz var? Ayıbım. Ben şu Taşkengi'ye işlep... Belki uziyiz şu hıyanatını birinci başla gendirsiz. Hıyanatını başla gendim yine aydardım abacığım. Bitti erkeğin çekep vardı. He. Erkek kişi eğer harcanlarını, ayolunu... ...malum vaktten koprak taşıp kete vursa... Bir kıl fikir verdik. Ayıbı erkeği de buladı. Çünkü ayol kişi erkeği bilen... ...harcanlarını yaşayışki uğurgengen buladı. Uşanı sakınçı buladı. Mehri buladı. O mehirem hani yangın alığı akşapçı, bir cahide yanı yiyip sürüyorsa sekin sekin uçadı. Elbette. Uçadı, lakkaçı oladı ki uç faladı. Çünkü bunu yakışınca, vay o kumar kalaş gerek, otun taşaş gerek, tekiden pulap duruş gerek, bunu yana şarak yok alış için. O bekardan bekar, eğer siz uçattı bağlı çakayız, yanıda bağlı uçattı, işlep dururken bu geldi, iki dünyada yapmış, ayar için hakkımazdı. Bunu aldı ki, uçaklıyı sızlatken adamın kele almazdı. Doğru. Kel almazdı. Çünkü siz taşken ket koygansız, bir ay iki ayda bir batı bağırgansız, o yalgız kalırken vali adam da karası ki boş oturttu ayol. Yakşı yapırdı. Yakşı yapırdı. Elbette. Dedi. Yani bu erkeğinin içi de bu. Yetip buydu. Erkeği çekip de başladı mı yapımı? Bir gapta çap koyu için kanak ayken dedi. Gapta çeken pekti. Fırıya kalayıp başarıya kursun sana. Kapkattı adam dese o dedi başka katip kemiydi. O siz yaksımızı dese o da avla hak var. Siz ay, yandı. Ayakı başlangıyan bunasa. Ayıp kimde ahligini topuş için Moskova'ya ketip kovattı. Otun balı çakan taşap. Yillap, iki yillap, üç yillap. O Toşken'e ketip kovattı. Üç aylap, tur aylap var mıydı balı çakasını aldı. Gereği olsa pırlı palancı ben taşap koyup zaman oraya gidip 500 bin pulunu yönetip aradı. Ne mi buladı o pul? Bunu ucuz hop gelip yedirken sıkattı yu. Az yine pul veri varken sıkattı ula. Dökan mı dökan yugur yürüyen. Toşken'de yaşavasız mı? Toşken vilayette yaşavasız mı? Mesela o şahatı nizi birge hop gelip yaşaganızı hiç kimge karamasıdı. Sizi işten gelişizi paylardı, ballarıge kararıdı. Siz onu otge taşıp gitgensiz de. Doktor Röcancı doğru etti. Taşıp... Alt, şu Allah'a koçup bargamdaki böyle hiç yerge çıkkanım yok. Yaşadınız burada? Ben şu yerde yaşadım. Hmm. Hiç yerge kımınlamadım. Şu yakın etraftan iş tavuk, işle verdim. Koşatta işlediniz. Hmm. Hala siyah, hala başka neyse. Daha önce şu yerge koçup bargamdaki birinci April günü koçup bargamda olsam şu yerge.
10 avgustgacha shu yerda birga bo'lsam, biron joyga qimillamadim, biron joyga. Qo'shnilarim Begzod hayotingni qaytarib ket, keyin kech bo'ladi degandan keyin shuni qaynatam, shuni chaqirdimdan, shuni berib yubordim. Farzandlarim deb, xotinim deb. Endi albatta bu sizning aytayotganlaringiz tangani bir tomoni, hamisha aytamiz. Tangani bitta tomoni. Tangani ikkinchi tomoni qanchaligini biz sizga ishongimiz kelyapti, Begzodjon. Biz ishonamiz sizga, ishongimiz kelyapti. Ammo degan bir tomoni borki, shu qarz ikki qo'ldan chiqadi o'ga, endi bilmadik. Shu tomoni bor. Ikkita farzandingizni ko'rmaysizmi? Ko'rib turaman. Bu bolalar yaxshi ko'radimi sizni ish qilib? Ha, yaxshi ko'radi. Shu otalik mehringizni yo'qotmang. Yo'q, yo'qotmayman. Bolalar bilan xabarlashib turing. Faqat aliment bilan chegaralanib qolmang-da, har zamonda bir borib, ko'rib, bolalarni mehri tovlangan sari balki ayolingiz ham o'ylab qolar. Ikkita bola bilan endi men kimga kerakman shu otasi deb. Hozir mana Begzod bizni oldimizda va'da beryapti. Yuziga somiyman deb. Balki o'sha xotinni eshitib turgan bo'lsa bizni ikkita farzandni otasiz voyaga yetkazish juda qiyin. Qiyin, qiyin. O'shaning uchun bizni oldimizda mana va'da beryapti. Ancha muncha erkak bunday nimaga jur'at eta olmaydi. Ya albatta. Hamma narsani kechiraman. Faqat farzandlarim uchun shu ayolim birga yashasin deb o'ylab ko'ring qizim. Begzodjon, ota-onangiz haqida menga gapiring. Onam maktabda domilla bo'lib, o'qituvchi bo'lib. Nima fandan dars beradilar? Mehnat, adabiyot. Yaxshi. Do'stlik tumanidamisiz? Do'stlik tuman. Ha, otangizchi? Otam fermerda ish boshqaruvchi edi. Fermer ish boshqaruvchi. Hozir sog'liklari bo'lmagani uchun uyda yotib qoldi. Pensiyaga bir yil chiqaraman, xudo xolasa. Aka-ukalar, opa-singillar bormi? Ukam bor, singlim bor. Endi hammanglar bitta bo'lsanglar, ota-onaga kim qaraydi? Singlim uyda. Yerga tegmaganmi? Singlim turmushi o'xshamadi. Sizniki o'xshamabdi, uniki o'xshamabdi. Bu oila uchun fojia-da. Otam shu kelishmovchilik oilaga futur yetgandan keyin ana shunday ahvolga tushib qoldi. Singlingiz farzandlar bilan birga turadimi? Yo'q, singlimda farzand yo'q. Farzand yo'q. Shu tufayli ajrab ketishgandir. Endi o'g'illar ikkita o'g'li bittasi ota bilan ona bilan turish kerak edi-da. Ukam, men uyda tashlab chiqib ketgandim. Shu uylanganimdan keyin bir yil oilada men ota-onam bilan birga turdim. Oilaga kelishmovchiliklar bo'lgandan keyin oilam saqlab qolayin deb faqat kvartirada yurdim. Sizmi? Nima, ota-onangizga kelishmadimi kelin? Endi bo'lak turgisi keldi. Unga ham chidadingiz, xo'p dedingiz. Hamma sharoitga chidab keldim. Hozir bir Jizzax tumani do'stlik bilan hozir bog'lanishga harakat qilyapman. Hozir bitta sizning oilangiz haqida men kichkinagina ma'lumot olsam maylimi? Mayli. Yaxshimisiz? Muqaddasba to'g'ri tushdimmi? Demak, siz do'stlik tuman hokim o'rinbosarisiz. Uzr so'rayman. Zotova telekanal Yor-yor dasturidan bezovta qilyapmiz. Yaxshimisiz, Muqaddasbadan? Rahmat, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Men yaxshi. Muqaddasba, hozir bizda Jizzax viloyati do'stlik tumanidan bir ukamiz kelganlar, Begzod Ernazarov. Ha. 35 yoshdalar. Mabodo tanish emasmi sizni tumaningizdan ekanlar-da do'stlikdan? Qaysi mahalladasiz? Abdulla Qurbonov ko'chasi. Abdulla Qurbonov ko'chasi 58 2-uyda. Yo'q, mahallangiz. Shartepa mahallasi. Shartepa. Aha, Shartepa ekan, ha. Mabodo shu inson tanishmasmi sizga? Opa, endi uzr, hokim o'rinbosari hammani tanishi ham bu sal noo'rin savol. Lekin bu inson kelib hozir ancha muncha gaplarni gapirdilar, shu inson haqida bir oilasi haqida bir ma'lumot olgim keldi-da. Yo'q, bu kishini tanimasakanman. Xo'p. Begzod Ernazarov. Mahallasi bilan bog'lanishning imkoniyati bormi opa? Ha, hozir mahallasi bilan bog'lanaman. Shunda bog'laning, biz eshitib turaylik, maylimi? Xo'p, sizga qaytib telefon qilaman. Xo'p, xo'p, xo'p. Assalomu alaykum, yana bir marotaba Muqaddasba? Opa, hozir mahallasi bilan gaplashdim. Ikkita farzandi bilan ajrashgan, ayolini xiyonatda ayblab ajrashdi deb aytdi. Ha, demak, shu informatsiya, ya'ni xabar to'g'ri. Aslida mahalla aytibdi, unaqa xiyonat qiladigan ayol emas edi, faqat doimiy rashk, xiyonatda ayblab ajrashgan edi. Ishtirokchilik qilarkan bu yigit emas. Ha. Noo'rin rashk qilib ham deb shunaqa bo'lmaganmikin? Asos yo'q, xiyonat deyishiga dedim, lekin shu xiyonat qildi deb ajrashgan. Muqaddasba, shu oilani tiklasak bo'ladimi? Qonuniy ajrashib bo'lgan ekan. Ajrashib bo'lganmi siz qonuniy? Necha yil bo'ldi? Kecha 5 yanvar hali ko'p bo'lmabdi, Muqaddasba? Ko'p bo'lmagan. Yarashtiringlar. Shuni yarashtirishga harakat qilamizmi? Ha, yana ham shug'ullanamiz, faqat
Qaytishimni mahalla bilan o'rganib, yana shug'ullanaman. Rahmat Muqaddasbas. Sizdagi mana shunaqangi chin ma'noda tuman hokimini o'rinbosarlari ko'paysin. Har bitta o'zini fuqarosiga nisbatan, har bitta oilaga nisbatan shunaqangi chuqur hurmatingiz uchun sizga tashakkur. Sağ bo'ling. Rahmat sizga Muqaddasbas. Xo'p, xo'p. Ana agar mabodo shu ish bo'ladigan bo'lsa, yaxshi bo'lardi. O'zi hamchi bo'lar bo'lmas ki rashq qilgan xotinini. Biz esa kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Madinaxon Abdullayeva, marhamat keling. Madina Abdullayeva 30 yoshda Jizzax viloyatida dunyoga kelgan. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan, farzandi yo'q. Hozirgi kunda tikuvchilik korxonasida tikuvchi bo'lib faoliyat yuritadi. Yolg'onlar yuzaga chiqmaguncha hammamiz farishtamiz degan so'zlarni hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i oilaparvar, mehribon inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz Madina? Yaxshi, rahmat. G'alloroldanmisiz? Ha, G'alloroldanman. Nima ishlar qilasiz? Tikuvchiman. Sexda ishlaysizmi, uyda ishlaysizmi? Uyda ham, tikuvchilik sexida ham tikuvchilik qilaman. Juda chiroyli qiz ekansiz. Oilangiz to'g'rida gapirib bering. Oilamiz, ota-onam bor, Allohga shukr. Akam bor. Ba davlat ekansiz. Davlatman, Allohga shukr. Ha. Akam bor, uyda kinayim, farzandlari. Bitta aka, bitta singilsiz, ha, oilada? Oilada 3 ta akam, 3 ta opam bor. 3 ta aka, 3 ta opa. Hammalari uy-joy bo'lib ketgan. Men kenja farzandman. Ha, boy ekan. Ha, boydi. Endi buni ajralish sababi? 3-chi shaxs aralashuvi sababli ajrashganman. Qaynanami? Bitta qaynanani ko'ngli ololmadingizmi? Ha, shunday. Shundan tashqari xo'jayinim ham ko'proq qaynanam gapiga kirardi. Qizg'anardi. Yo, 3 ta aka uka ekan, ha? 3 ta o'g'il. Nahotki bitta sizni eringizni qizg'andi. Ana 2 ta o'g'il ham uylandimi endi? Ha, uylandi. Ular yashayaptimi? Ha, yashayapti. Ular bolalar o'g'illarini qizg'anmaydimi ona? Bilmadim. Bilmaysiz? Yo'q. Yashayapti. Mayli, Omina opa, yana bitta chuqurlashaylik mayli. Qarang. Aytaylik, aralashdi qaynona. 3-chi shaxs aralashdi. Nima dedi? Oxirgi o'sha nima deydi, o'sha nuqta bo'ldi-yu, shu bilan ajrashib ketdinglar. Nima edi o'sha gap? Yashatmayman o'g'limni sen bilan dedi. Sabab? Bilmayman, hech sabab yo'q. Uyda men endi bu narsa gapirgandirsiz-da. Ko'p yashamaganmiz. Qancha yashadingiz? 1 yil yashadim. 1 yil? Ha, 1 yil ham yaxshigina. Yo'q, bir xil bir oy, 2 oydagi. Bir oyni o'zida shu bechora kelini majruh bo'lib bo'ladi, 1 yil yetadi zaharlangach boshqaga. Qancha gap so'zlar bo'lgan, o'rtada janjal bo'lgan. Bundan tashqari xo'jayinim qo'l ko'targan. Bir haftaning ichida to'yimiz bo'lgan. Qanaqaligini ham bilmaganman, surishtirmaganman. Necha yoshda turmushga chiqdingiz? 27 yoshimda. 27 yoshda aqlli, xushli ayolsiz. Yo'q, surishtirmasdan berishdimi? Surishtirmasdan nima qilgan? Ota-onangizmi? Bir haftaning ichida qaynanam kelib, shunday qilib olib ketgan. Yo, menga qarang, siz 27 yoshda turmushga chiqyapsiz. Ota-onangizga mayli aytish qiyin, lekin baribir surishtiringlar. Bu meni hayotim. Meni butun umrga umr yo'ldosh deydi. Umr, umr bo'yicha yo'ldosh. Siz turmushga beryapsiz, kim ekan bu inson? Ko'ri, gaplashib ko'ringmi desiz. Shunda endi. Shundoq chiroyli qiz, shundoq oydagina qiz. Qo'lida hunari bor qiz. Ya mana siz hozir shar'iy nikoh bilan turmushga chiqdingiz. Zaksdan o'tdingizmi keyin? Ha, to'ydan keyin. O'tdingiz. Ancha payt o'tgan. Ajraldingiz. Qonuniy ajraldingiz. Sizning o'rningizga yana boshqa qiz keldi, turmush quryapti. U yashab ketsa, siz aybdor bo'lasiz. Ko'rdingizmi, Madinaxon? Hayot qanchalik murakkab. Men ajrashaman deb turmush qurmadim. Ha, ana, yo, bilamiz uni. Albatta, albatta. Ota-onam baxtimni ko'rsin dedim, harakat qildim. Men ota-onam ham shunday aldanib qolganda, qanday nima ishonchiga kirganda, qanday bo'lmasin qaynanam. Bo'lsa savdo emas qizim, aslida. Biz shunchaki bir hozir muhokama qilayotganga o'xsharmiz balkim. Lekin ishoning, bizaga ham oson emas. Biz shunchaki suhbatlashmaymiz-da, uchalamiz, bilasizmi? Endi rahmatli bo'lmay tardilarki, qanchalik haqligini ko'ryapmiz shu hayotda. Eng yaqin do'sting ham eng yaqin dushmaning ham bu ering derdilar. Shunday. To'g'ri. Nima uchun? Chunki sizni eringizchalik hech kim bilmaydi-da. Turmush o'rtog'ingizchalik hech kim bilmasa kerak. To'xtamurod aka. Omin opa. Bu haq gap. Endi mana shunaqangi holatlarga kelmaslik uchun nima qilish kerak? Xo'p, distansiya ushlash kerak, masofada bo'lish kerak deydi. Yo'q.
Şunda ayollarımız var, erim ku deyipti, bütün borlığını masalan uşenge bakşide kılıyor bu arada. Nima bo'ladi? Ayolni sirliligi yo'qoladi. Sirliligi yo'qolgan ayol erkak uchun qiziqarli emas. Tushunyapsizmi? Ha. Masalan, bir kun qarasangiz oilasida kulib turadigan, bir kun sal boshqacha, bir kun yana bir boshqacha o'zgaruvchi ayol bo'lsa, shu erkak kishi aytadi: "Ey xudo, bu o'zi qanaqa inson? Buni o'rganaman deganimcha o'lib ketaman-ku." Shu bilan qarib qolganingizni ham bilmaydi-da. Shunaqa ham bo'ladi. Undan keyin eng yomoni, hamma siringni bilib olsa, xudo ko'rsatmasin, bir-biridan ajraladigan bo'lsa, o'shalarni hammasini mag'zava qilib oldinga aytadi. Oldinga tashlaydi. Ana, ana otam rahmatli aytardilarki, ichingdagi siringni eringa aytma. Ichingdagi siringni xotiningga aytma. Shu boshimizdan o'tgani uchun shunga aytyapmiz. Yo'q, unaqa bo'lmaydi, unaqa. Yo'q, bo'ladi-da shunaqa sirlar. Yo'q. Qiz bola. Endi hammasi ham emas. Qiz bola. Turmushga chiqishdan oldin eng yaqin odami kim? Onasi. 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 Otasi. Sir etadi. Onasiga sir etadi. Etadi. Turmushga chiqqandan keyin eri bo'ladi. Boshqa sir etadigan odam yo'q. Qaynonaga sir boy bermaydi u. Eriga aytaveradi. Aldov bilan barib boshlangan oilani oxiri yaxshi bo'lmaydi. Oxiri voy. Oxiri voy. Va o'sha turmush o'rtog'iga masalan hamma narsani oxirigacha yetkazish ham baribir yaxshi narsa emas deb o'ylaymiz. Endi ayrim erkaklar bor. Amir opa to'xtamurod aka, u shart emas bizni aytishimiz. Erkak mingta ishni qilib kelsam bechora ayol erim pok deb ishonadi, yashayaveradi, yoki teskarisi bo'ladi, yashayverishadi. Lekin baribir hayot, baribir taqdir qonuni o'zini qonunlari bilan, yo'llari bilan har qanaqasiga ham baribir o'zining izmiga solib qo'yadi. Hali gapni o'zim boshlab qo'ydim-ku, endi o'zim javob beraman. Ana qiz bola sirdoshi onasi bo'ladi dedim-ku. Ha. Keyin erga sirdosh bo'ladi. Mana shu erga sirdoshlik qilsam-chi, yaxshi ko'p kelmaydi. Olib kelmas ekan. Hozir o'ylab qoldim shu narsani. O'zim savol berdim. Endi o'yladingizmi? O'zim javobini qidirib qoldim-da. Nega ayrim qizlar to'xtamurod aka onasidan ko'ra otasi bilan sirdosh? Ha. Onasi qo'rqatdi onasidan. Ayrim shu qizdan qon tomadigan ayoli bo'lsa kerak-da. Shu. Otasi bilan maslahatlashadi. Qattiq qo'l otalar ham bor-da. Qattiq qo'l otalarni qiz bola sezadi ham, biladi. Sezadi, biladi. O'shaning uchun ota adam qursalar degan gap bekordan chiqmagan. Bekor chiqmagan. Shu bar bitta narsaga tan berasan inson. Aqlli qizlar shu erini uydagi ota-onasiga aytiladigan gaplarni yetkazmaydi hammasini-da. Ota-onam qiynalmasin. Qiynamaydi. Chunki ular bilasizmi, ota-onasini yaxshi ko'radi. Hozir deydim men, masalan ayrimlar bor-da, otangizam deydi, arzimaganda narsani ko'tarib kelibdi-da uyimizga deydi. Yoki aytadi, onangizam deydi, juda o'zicha maqtanchoqda. Bo'ldi, mana shuni qizga yetkazdimi? Shu qudalar o'rtasidagi baribir qanaqadir dars ketadi. Er-xotin urushadi, yarashib ketadi. Lekin halki ketgan dars ota-ona bilan kiyovni o'rtasida tiklanmaydi, tiklanishi juda qiyin. O'shaning uchun ota-onangiz bilgan bo'lsa, yetgan kuningizda bor, kela qol uyga qaytib deganmi? Shunday. Bo'ldi, ajralib qolgan degan, ha? 2 yil bo'ldi ajralganingizga? 2 yil bo'ldi. Endi qanaqa insonga turmushga chiqmoqchisiz? Har tomonlama yaxshi. Har tomonlama. Madina ayolini hurmat qiladigan, baxtli qiladigan, ayolini hurmat qiladigan, onasini hurmat qiladigan, ayolini hurmat qiladigan, qadriga yetadigan, yaxshi. Madina xon, asalim, ezilib ketdingizmi? Ezilib ketdingiz. Ezilib ketdingiz-a? O'zi ezilib kelganda battar ezildi. Keling, yaxshilikdan gaplashamiz. Qarang. Bitta kuchli motivatsiya beraman sizga. Olasizmi? Xo'p, qarang. Bu hayotda bitta mana shu savdodan ezilgan bitta sizmassiz, qizim. Xo'pmi? Shuning uchun juda ezilmang. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, har qanday vaziyatda ham aqlli qizlar aytadi-yu, chiqib ketish yo'lini bilishadi. Ha? Cho'kib qolmaslik uchun har qanaqa vaziyatda ham odam xaski ham, cho'pga ham yopishib, bar tepaga chiqishga harakat qiladi, to'g'rimi? Qani shuncha yillar ichida nima xulosaga keldingiz? Shu adashmaslik uchun va albatta baxtini topish uchun nima qilish kerak ekan? Hatto endi hozir opa singillar ham quda bo'lib ajrashyapti. O'zingizni yon qo'shning, bir devor qo'shniga berasiz. Baxti bo'lmasligi mumkin. Ey, mahallani u yoqqa bo'lsa deydiz, arg'ini bu yoqdan bu yoqqa o'tkazma deydi. Bekor gap.
bir qadam uyoqqa tushsam ilohim baxtini bersin har birta insonni. Adashmaslik uchun har tomonlama sinab, ko'rib, bilib, gaplashib, bir-birini tushunib turmush qurish kerak-da. Ha, ha. Bo'ldimi? Ota-onangiz yaxshi yashashadimi? Ha, yaxshi. Tanim. E'tibor berganmisiz? Ko'pincha kimni so'z ustun endi oilada sizlarda? Ko'pincha otamdi. Aniqmi? Ha, aniq. Ota-onam har doim maslahat qilib, biron ish qilmoqchi bo'lsa maslahat bilan. Ha, sizni ko'rib ezilishadi ular. Ha, eziladi. Shu qizim baxtli bo'lib keta qolsa edi. Shu hech qaysi farzandim taqdiri bunaqa bo'lmagandi, bitta shu kenjam taqdiri shunday bo'lib qoldi, o'xshamay qoldi deb. Baribir to'ylarga borsangiz, sekingina yuragingiz bir chetda chirt-chirt uzilib qoladi. Ha. Ey xudo, ilohim shu qizim baxtli bo'lsin-da, ha, menga o'xshagan bo'lmasin deb sekin ko'z yosh qilasiz-a. Og'ir. Yoyar eshitganda yig'laydi. Boshqa qiladi, ilohim deydi shunaqa. Oyday qiz. Oyday. Xudodan juda katta narsalarni so'rab kelgan qiz. Lekin hayoti o'xshamay qoldi. Lekin bu hayotning oxiri emas. Oxiri emas. Shundaysa? Hammasi yaxshi. Mayli. Begzod savol. Bundan keyingi hayot ilohim yaxshi bo'lsin. Begzod, savolingiz bormi Madinaga? Har qanday insonni baxtini bersin. Yashang. Tikuvchilikdan tashqari qanaqa hunarlaringiz bor? Tikuvchilikdan tashqari pazandachilikka qiziqaman. Pazandachilik. Tortlar pishiraman. Tortlar pishirasiz. Buyurtmaga pishirasizmi? Yaxshi. Buyurtma ham olaman. Ha, yaxshi ekan. Hamma ish keladi. Hamma ish keladi, ha? Shunday. Bir oyda bir 5 million, 4 million ishlab qo'yasiz. Ishlayman. Ha. Topildi. Demak, harakat qilaman. Ota-onamdan bunaqa pul so'ramayman-da, o'zim harakat qilib ishlab. Endi uyat bo'ladi-da, ota-onadan pul so'rasangiz. Ota-onamdan so'ramayman. Yaxshi. Lekin sezdingizmi, bir marotaba chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari bo'lib qoladi, ha? Azob shu? Shunday. Bizga kelgan bir xil qizlar uy bekasiman deydi. Turmushdan ajragandan keyin nimaga yashayapsan desa, nimani hisobiga yashayapsan? Qay ota-onamni pensiyasiga deydi. Ha. Yo, xudoga shukr, mana siz ota-onangizga yordam bersangiz berasiz, ulardan olmaysiz. Endi aka, uka bilan birga yashaysizmi? Muhabbat opangiz hozir bekor savol bermadi, chiqqan qiz chiriqdan nari deb, ha? Obrigado. Uyda akam bor. Aka bor, kelin bor. Yangam bor, kelinoyim. Va qachon shu turmushga chiqarkan deb o'ylaydi deychida. Bilmadim. Sezmaysiz-a? Yo'q, sezdirmaydi. Yaxshi, kelinoyim. Har bir o'zingiz kamsitgan hisoblaysiz-da. Qani endi men ham baxtli bo'lsam, ha? Qani endi meni atrofimda farzandlarim bo'lsa? Shunday. Deydi-da. Avvalo bo'lmay yig'lamaydi. Nimaga deng? Madina yaxshigina qovurib olingan qiz. Ha, shundoq qovurilgan. Bu bitta narsada Madina. Aslida balkim shunday ham bo'lish kerakdir. Aslida to'g'ri qilarsiz. Lekin ayrimlar bor. Sizni oldingizda mard bo'lib o'tirganlar, lekin panaga borgandan keyin maza qilib yig'laydi. Unisi ham bor. Yo, yig'lab olsham. Nima bo'lganda ham, ha, nima bo'lganda ham, lekin Madina juda hamma narsaga achinib o'zini yuragini yem qiladigan qiz emas. To'g'rimi, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin ayrim-ayrim paytlarda bitta xonaga kirib yig'lab olisham kerak. Inson to'kiladi ichidagi hamma. O'zingiz ham yig'lagan? Yo'q. So'rami? Ko'z yoshimni boshqalar ko'rishin xohlamayman. Ana, o'shaning uchun aytaman-da. O'zim xonaga kirib, albatta. Ana, albatta. Xonasiga kirib yig'lab oladi. Xo'p, boshdan o'tgan biladi-da. Kitob o'qiysizmi o'zingizni bir nima qilish uchun yoki serial ko'rasizmi? Mana aytaylik, siz zerikdingiz. Turli xil fikrlar sizni xayolingizni chulg'ay boshlaydi. Mana shu paytda vaziyatdan chiqib ketish uchun kitob o'qish kerak, masalan, yoki televizor ko'rasiz. Nima ish qilasiz? Televizor ko'raman, kitob o'qiyman. Kitob ham o'qiysiz vaqti-vaqtida? Shunday. Televizorda ko'proq o'tishga harakat qilamanda. Qanaqa ko'rsatuvlar ko'rasiz? Zo'rtuvda, kanalda ko'rsatuvlar ko'raman. Xo'p. Sizni o'zingizni bir orzu qilgan kumiringiz, bir nima deydi? Havas qiladigan bir fenomen odamlaringiz bormi? Havas qiladigan? Ha. Masalan, mundoq qarab turib yoki ko'rganaqa qilganda kimgadir havas qilgingiz keladimi mahallangizdan, boshqangizdan? Yo, yurtdan. Bor, havas qilgan odam. Masalan, ota-onamga havas qilaman. Ota-onangizga? Demak, o'zingizni onangiz o'zingiz uchun kumiringiz sizni. Ha. Lekin siz ko'pincha onangizga o'xshaysiz. Ha, onangizga. Ha. Yaxshi. Otangiz sirdoshmi, onangizmi? Ko'proq onam sirdosh. Onasi. Onasiga o'xshaydi-ku, onasi ham.
Ben misal için otam kokşayım mı, otam sırdaşım bugünler rahmetli. Hop, maylam. Madine Khan. Ahir gibi bir soru. Hayatınızda bana şunday bir vaziyat buldun da böyle degen iş buldu deydi ki, ha bizde. Böyle degen iş buldu da kızım. Bazıda oturup olup, bana şu nasıl bulmayken de bana bu nasıl netice bulmasıdı. Ayta diyor, sebep, akıbat ve neticeler ha? Ne madde buluyorsunuz? Hatalık ki otağınız yol koydular mı ki yok ki uziyiz mi takdiriz şuna kabul iştik? Hiç kimle ayıbdar kılmazsan yok ki başka nasıl öyleyiz mi? Hiç kimde ayıb yok bunda. Fakat takdir? Takdir. Hiç kimde ayıbdar kılmayayım mı? Takdir de ayıbdar olsun mu? Şimdi şu pişanım gözlüğünü şu işler buldu. Lanin de başladı zaten. Yaşlı kımmen, bilmiyor kımmen, şaşırıp kımmen. Hem ayıbdan gap ne etsin mi? Uzun da ayıb. Bu şekilde deseyiz bu oldu. Takdir bu adammaz ki birinciden. Onu da ayıp olup. Yani takdir. Hoş. Peşanam kışı yazılgın eken. Peşanam kışı yazılgın eken şuna koydu. Ana, ana. Akıllı insanlar hamişe takdir kitabıda bitilgen narsalarını hatta ki özgürtürüş hareket kılışarken. Şuna koşulasın mı şu kapımge? Koşulamam. Mesela kan da özgürtürüş mümkün? Karan, takdir kitabı bitilgen. Lekin şu takdirini hem özgürtürse buladı mı? Takdir kitabı. Ömer pas ne madde buluyuz? Özgürtürse buladı. Mesela? Mesela insan bana bir hata yol koydu mu? Takdirim duvattı değil mi? O şey hatanı tekrarlamaslık için bana takdirim gibi bu yazılgın olsa. Lekin bana mamınsı başkaca. Şu yol bilen ketişim gereydi. Özüge kulay işini özüge tamillaş gereydi. Demek kılgın hatasını tekrarlamaslık. Tekrarlamaslık. Yakşı gel. Doktor Murat Ege. Her bir insan mesela Doktor Murat Azizov. Birinciden. 92 yaşta kredi. Birinciden. Takdiri bunda yapıladı. Takdiri özgürtleri bu miydi? Hoş. Takdir bu peşindeki bitirgen takdir. Hoş. Bunu adamı özgürtleri hamiydi hiç kaçan. Hoş. Tamam, vassalam. Şu gap. Peşenem deyini koyamam deyini, vay gap, kızımızın gap şuna kadar. Takdirin şu mu? Şu, tamam. Tamam. Ya, kudadan böyle o takdir. Hop. Şimdi karan ki, o şey takdir ham bitilgende, onu özgürtürse böler iken. Kanday kılıp, duana köprak alış gereken. Dua, takdirini özgürtürer iken de. Dua, takdirini özgürtürer iken, Doktor Murat. Bu asıl gap bu. Ha. Mesela kanday, bir tas gelgen iken de, şu hiç işi yürüşmezden, şu ailesi deyem, başkası deyem, ahire kim de yaxşılık kılayca, bir adamdan şu dua olayca degeneyken, şu duanı kılgenden keyin hakikatten ham takdiri özgergeneyken. Şundan keyin, şunday bir rivayet geledi ki, dua insanın takdirini özgertiradı degen kep degeneyken. Bugünden başlayıp köprak dua olayın. Otanayız duasını olayın, kulizden kese yaxşılık kılayın. Tiketken köylaklarınızı 50 min. Vay, Madine pasalar zor. Yo yo yo, yani hafı bulmayın şu da buluşu. O bir çırta şap getirdi, şu 5000'li bir kız gelmeyi de uşan için razı bul beriydi. Razı bul, uza arzıma gen bul, Doktor Murat Ege. Doğru, doğru. Ali uşa 45000 gen bir varsın. Bir varsın, uşan demokçu mu? İhsan. İhsan. Razı bul, bir kumulden çıkar. Ha, ana, ana şu nasıl, hop mu? Demek bugünden başlayıp köprak dua alamız. Ve elbette alayetken, beriyetken insanımızın razı bul, be? Madine Khan. Hop. Köp kitabı okuyken ekensiz. Bitti şeriyeti verin menge. Aziz asrımızın aziz onları, aziz adamlardan soraydı kadrın, fırsat ganimattır şok satırlarla bizamak çoğudur umur daftarın. Ha bolak ya. Mayla, umur daftarız ilahım yakşı kullarlar biz alsın. Hop mu Madine kız? Mayla, bulmasa biz ayol matonata degen bir kitap sizge takdim etmemiz. Albatta okuyasız, hop mu? Ve hayatınızda kaysı bir joylarda boşluklar bo'lgan bo'lsa to'ldirib, albatta xatoliklar o'tgan bo'lsa beayb Parvardigor, shularni tuzatib hammasini ko'plab duo olishga harakat qilasiz, sen sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Faqat bir narsani aytib keting. Endi bu keladigan sovchilar faqat Jizzaxdan bo'lishi kerakmi? Faqat Jizzaxdan emas. Ha. Farqi yo'qmi? Toshkentdan bo'lsa ham bo'ladi. Toshkentdan bo'lsa ham. Faqat yaxshi inson bo'lishni xohlayman. Yaxshi inson bo'lishni xohlaysiz. Adashishni xohlamaysiz. Boshqa adashish xohlamaymanda. To'g'ri. Albatta, albatta. Bir marta adashdim bo'ldi. Endigi hayotimda yangi hayot boshlab, yaxshi yashamoqchiman. Farzandli bo'lib, baxtli bo'lib, ota-onam baxtimni ko'rishlarini xohlayman. Ilohim ko'rsin. Madina Khan, bo'lmasan, ana endi siz bilan xayrlashamiz. Xudo xohlasa endi Bekzod akangizni mana oilasini tiklashga harakat qilyapmiz. Inshaalloh ajab emas.
yaratgani o'zi mehribon, a? Nima ekib bo'lgan bo'lsa hammasini orqaga tashlab, boshqa qilib, qani kelinimiz bilan bitta gaplashaylikchi. Undan oldin esa Madina qizga endi javob bersak. To'xtamadiga savolingiz yo'g'i? Yo'q, yo'q, yo'q. Amina opajon? Yo'q, yo'q, hammasini bilib oldik. Aha. Sog' bo'ling Madina qiz. Omon bo'ling, xo'p. To'xtamad aka, bir yaxshi bitta motivatsiya bering shu bolaga. Nima bo'lganda hamchi? Bolalar uchun qilish kerak. Bolalar yetim bo'lmaslik kerak. Men shuni harakatdaman. Ana shu harakatda bo'lsangiz, shu harakatni davom ettiring. Qolganiga xudo xolisa biz ham qarab turmaymiz, o'sha rayondagilar ham qarab turmaydi. Yordam beramiz. Hayotingizni yo'lga solaling. Baxtli bo'lsangiz, biz ham baxtlimiz. Amir opa, marhamat. Nima deding? Shu To'xtamurodjon gaplarga qo'shilaman. Ikkita farzandingiz uchun bu yog'iga yashashga harakat qilasiz. Va xotiningizga hech qachon o'ylayapti mana, meni yuzimga soladi. Hech qachon o'tmishni yuzga solmaysiz. Daftarni yangitdan ochasiz. Tushundingizmi? Agar solaman deganimda shunchalik umid baylab buni o'qimagan 9 yil hayot kechirib. Endi solmang, devamiz. Solmayman-ku. Siz bo'ldi. Hayotda barcha kurashib bo'ldi, bu yog'iga. Yangi daftardan boshlayman deng bo'ldi. Shu farzandlaringizni bag'ringizga oling, xotiningizga shirin gapirib, ayol kishini qalbiga yo'l olishcha onson. Bir og'iz shirin gap. Onasi ey, sendan yaxshisi yo'q ekan. Tamam. Ana. Xo'sh, Bekzodjon, eshitdingiz? Hamma gap ham bor. Sendan yaxshisi yo'q ekan desa, opam o'rgatganday. Ha, nechta odam bilan gaplashib keldingiz dedi-ki. Ha, aytdim. Bu gap ham bor. Xullas, meni pirba davlatlarim doimo bir-birlari bilan bahslashib, nima deydi, kurashib turishadi, men esa o'rtada doim har galgidek jonim halak bo'lib, bular yuraklar birek deb turaman. Nima bo'lgan taqdirda ham bu inson ham o'zicha haq, bu inson ham o'zicha haq. Ammo Bekzodjonga meni ham aytadigan bir aqlim yetib o'zim gapim bor sizga Bekzodjon. Shu erkaklar qalbida qanaqa ayolni his qilsa, o'sha ayol bo'lib chiqadi. Sabab. Sabab bitta. Chunki insonni baribir qalb boshqaradi, miya unga 100 marotaba savol bergani bilan. Siz mana bolalarimning onasi, xudo xohlasa albatta musulmon, soliha deb tursangiz, u mana shu yo'lga kiradi. Endi meni xotinimni o'zi u yerda, bu yerda. Bo'lmag'ur. Sen o'zi unaqa, sen o'zi bunaqa. Siz kimni uyg'otsangiz, o'sha hayotingizda paydo bo'ladi. Tushundingizmi? Endi harakat qiling, Bekzodjon, xotiningizdan yarashib oling, shirin gapiring, bolalaringizni bag'ringizga oling, oilamni buzgim yo'q deb eting. Hech qachon boya aytganimdek yuziga solmang. Bo'ldi, o'tadigan o'tib ketdi. Mana qarang, mahalla ham bilayotgan ekan, siz rashk qilganingiz. Rashk qilish kerak-ku. Rashk imondan. Ha, imondan. Endi lekin hammasi o'rnida bo'lishi kerak. O'rnida bo'lishi kerak-da. Me'yori bor-da hamma narsani. Farzandlaringiz uchun endi hamma narsaga o'zi jahli ham yaxshiginida. Ha, bor, bor. Solgan aylantirib, nimalar qilmagan endi? Bekzodjon sekingina han deb qo'yavering, to'g'ri tan oling. Sizga hozir Do'stlik tuman hokimining o'rinbosarini Muqaddasxonning telefonlarini berdim. Bekzodjon, borib uchrashasiz bizning nomimizdan. Albatta tiklashga harakat qiling va albatta qizlarimiz bilan bog'lanib bizga javobini aytasiz. Bundan keyin faqat yaratgandan yaxshi ayolni yaxshi deb turasiz, xo'pmi? To'xtamurod aka, bo'sh ketmasin, Jizzaxdan kelibdi. Yo'q, yaratgandan keyin kelinga bering mana shu kitob. Ha, o'qisin. Marhamatli ayolim deb. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Azizlar, dasturimiz ham poyoniga yetdi. Har galgi o'sha gap, bizdan keyingi dasturlar ham navbat kutyapti. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz, marhamat Amir opa. Endi Bekzodjon xudo xolasa xotinimdan yarashib ketadi. Ha. Lekin Madinada yetdik fikrlarimizni, endi turmushga chiqadigan bo'lsa, aytibdi-yu, endi o'ylab turmushga chiqaman deb. Turmushga chiqadigan insonini yaxshilab tekshirib olsin de. Albatta. To'xtamurod aka? Yo, yaxshi gaplar bo'ldi. Endi bu ko'pchilik haligi oilasi buzilganlarni xudoga surishtirsak, aylanib kelib rashkdan deydi. Rashk nima o'zi? Agar shu rashk qilgan odam bilish kerak. Agar sen oilangga vafodor bo'lsang, oilang senga vafodor bo'lsa, senga kim qo'yibdi rashk qilish? Nima degan so'z bu? Demak, sen o'zing yomonsan, yomonliging uchun xotiningga ishonmayapsan. Yoki xotining o'zi yomon, yomonligi uchun senga ishonmayapti.
Yok ki her ikilesi hem yumun hayaller buzuk. Hayaller buzuk. İkilesinden bittesi. Şu. Nima bo'lgan taqdirda ham Bekzoddagi mana shu holat barcha oila qurayotgan ukalarimizga dars bo'lsin, ibrat bo'lsin. O'ta xotinga ishonmasdan, xotinga o'ta nazoratni kuchaytirib, o'tirsovtoq, tursa to'poq qilib, yoki aytdi-yu bir gapida, "Mani aybim" deyapti Bekzod. Xotinimni ishlashga qo'ygani va qo'li 4 tanga pul ko'rgani deyapti. Yuzlab emas, millionlab erkaklarning gapi. Xuddi shu gapni aytishadi-da. Ko'p eshitganmiz shu gapni. Bekor deydi, xotirimni ishga qo'yibman deydi, 4 tanga topib o'zgardi deydi. Yo'q, siz uni o'zgarishga o'zingiz majbur qilgansiz. Qanday qilib deysizmi? Salgina bechara ishga shoshayotgan bo'lsa, adasi shuni suzib yeng desa, "Ha, puliz ko'payib qoldi menda. A? Endi ovqatimizni suzib yeymiz bugun. Ertaga dazmolni ham o'zimiz qilamiz. Uylanib supurib qo'yarmiz-a" deydi. Lekin ayrim erkaklar bor, shu holatni to'g'ri tushunadi. Xotinim ham ishlayapti-ku deydi. U ham menga o'xshagan ishchi-ku deydi. Kel shunga bitta mayli, u choyni damlasam ovqatni suzib turay, o'lmasman deydi. Aslida oilani bab baravar er-xotin bo'lib tortish, jufti halol bo'lib tortish juda ham qiyin. Buning uchun har doim er ham, xotin ham ustozim Tursunoy Sodiqova aytganlaridek, agar ko'zlari ularni bir tomonga qaragan ekan oila bo'ladi. Agarda er xotinni ko'zi hamisha paralel chiziqlarga borib, keyin agar ikki yoqni ko'radigan bo'lsa, unda keyin oilani bo'lishi mushkul. Hali gapingizni bitta joyiga sabr qilmaydigan odamlar bo'ladi-da. Mana shu yigitni bitta qizi, bitta o'g'li bor ekan. Agar yana 3 yil sabr qilsa, o'sha choyni ham qiz olib keladi. Yashang. Ovqatni ham suzib keladi. Ey, yashang. Ana o'lmak to'xtamoq aka. Mana shu gap azizlar. Demak, har galgidek dastur so'ngida hamkorlarimizni mamnuniyat bilan eslatib o'tamiz. Mudo konsept mebellar uyiga va albatta Validam liboslar do'koni Iroda xonimga. Va albatta bugungi ko'rinish uchun esa Zotova telekanali stilisti Zuhra xonim Toshvaga minnatdorchilik bildiramiz. O'sha siz sog'ingan va mendan so'ragan she'ringizni men bajonidil aytaman. Hayot kimga berdi gulu? Kimgadir xazon, kimga shodlik berdi, kimgadir armon. Yaratgan nigohi taqdirning yo'li. Bu sening yo'lingdir. Seniki inson. Ilohim taqdirnaviz, barchamizning peshonamizga go'zal va chiroyli dunyolarni bitgani rost bo'lsin. Ko'p emas, ertangi didor qadar omon bo'ling. Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar.